hanımlar, beyler, sevgili çocuklar. Ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Hem eğlenip hem yarışmaya... Miniklerin renkli dünyasında harika bir yolculuğa hazır mısınız? O zaman ekranların en minnoş, en tatlı, en şirin yarışması Çocuktan Al Haberi başlasın! Canlarım merhaba! Merhaba! Efendim sizlere de merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Az sonra tanışacağız. Bakalım neler yapacağız? Nisan, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Nisan kadar 3 yaşındayım. Bunu kapatayım. Ardacığım ne var ne yok? Biliyor musun, ben ağzımla eğitim tutuyorum ben. Hafızanın da böyle kasları var mıdır? Benimsin kasları var tabii ki. Koyuyor mu var? Nasıl soruyor soruyorsun böyle? Ben artık 4 yaşı bitirdim. Benim bildiğim kadarıyla senin doğum günün Kasım'da değil miydi evladım? Geçti. Bir ay sonra bekledim, unuttum. Benim yaşım artık değişmeli dedim. Biz eski okulumuzda bir tiyatro yapıyorduk. Orada bir tane kız vardı. O da bendim. Hiç gülmüyordum. Bilmiyordum. Görüyordum. Peki meyveli pastaya hangi meyveler konsa daha güzel olur sence? Muz, çilek, portakal, kivi. C vitamini hangi meyvelerde bulunur tatlım? C harfi başlayan meyvelerde. Sahi hangi meyve var C ile başlayan tatlım? Ceviz. Sen pastayla ilgili bir şarkı biliyor musun peki? Yol ettim koca pastayı, bıraktım boş tabağı. Senin gibi yaramaz, dolap açık olamaz. Senin beslenme çantan var mı tatlım? Var tabii çocuğum. Peki anneciğim, neler koyuyorsun içine? Ne koyayım başka sevse? Ben sen de anne gemiden çikolata koyayım. Şaka tabii ki de, koymuyorum. Efendim, yarışmamız iki tur bir finalden oluşuyor. Finalistim 500 puanı topladığı takdirde yurt dışına tatile gidiyor. Hem de iki kişi. Ben size kuralları her tur başında anlatacağım. Şimdi sizleri tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İknur Tüfekçi. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir sektörde mali işler müdürlüğü yapıyorum. Evliyim, 3 yıllık evliyim ama evlenme teklifi almadım. Evlenme teklifi etmeden evlendiniz mi? Evlendik. Nasıl oldu oğlum? Yani sonrasında... Hani evlenme teklifi almadan, siz bekar mısınız? Evet. Örnek olacağım arkadaşlar. Biz bekarların merak konusu. Evlenme teklifi almadan bir adam nikah masasına nasıl oturtulur? Aile düğününe falan gidiyorsunuz. Hı? Aile düğünlerine eşlik ediyorsunuz. Aa, demek ki bu benimle ciddi diye fikir üreterek. Sonra gelişiyor. Sonra evlendiniz. Sonra baktınız ki nikah masasındasınız. 3 yıllık evliyim. Ne güzel. Çocuk? Yok. Düğün günü evinin kapısında mı kaldı? Aa, evet. Anlat onu, anlat. Nasıl bir şey bu? Nikah, evet. Teklifsiz evlenme, bir de düğün kapısı, ev kapısında kaldı. Eşim anahtarı unutmuş. Nerede? Yani hiç almamış yanına. Evinizin, yeni evinizin. Yeni evimizin anahtarı yok ve bizi de... Adam hakikaten plansızmış. Tamamen spontane. Saat 2:30 gibi falan eve gireceğiz. Bir baktık anahtar yok. Ben gelinlik, kendisi damatlıkla kaldık. Bakıyoruz ki apartmanda kimin ışığı yanıyor acaba diye. İşte... Bir de milletin evine yancı olacaksınız. Ya, anladım. Uyandırdık sağ olsun komşumuzu da. Başkalarının evine mi girdiniz? Hayır, girmedik. Zile bastık, uyandırdık da hani başka bir anahtar. Dış kapının. Dış kapının. Ha, en dış kapı. En dış kapı. Ha, ben de ana kapı sandım. Yok yok, Allah'tan onu unutmadım. Peki o zaman size başarılar diliyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ali Mert Özdoğan ismim. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum. Ah, doktor adayı. Fitnessle ilgileniyorum hobi olaraktan. Yüzmeyi severim. Bir dakika. Aa, yok artık. Evet. Evet, Seray'la ilgiliyiz. Siz birlikte mi başvurdunuz? Birlikte başvurduk. Vay be. Aynen. Efendim birliktelermiş de 5 aydır. Ay ne güzel. Allah tamamını erdirsin amin. İnşallah. Amin. Ah, amin de sen de önce dedi adam. Helal. Nerede tanıştınız?
İstanbul'da tanıştık. Burada ben Adanalıyım. Adana'da oturuyorum. Seray İstanbul'da. Burada tanıştık. Arkadaş ortamında mı? Arkadaş ortamında tanıştık. Allah tamamını erdirsin. Teşekkürler, amin. Harika. Başarılar. Teşekkür ederim. Evet. Seray. Bana geldiniz. Evet, geldim sana. Seray Sula. İstanbul'da okuyorum. Normalde İzmirliyim. Güzellik zaten oradan. Ya, maşallah. Teşekkür ederim. Üç dil biliyor. İngilizce, Macarca mı? Aile. Yok, hayır. Macaristan'da okuyordum. Orada tıpa başladım. Sonra fizyoterapiye geçiş yaptım. İstanbul'a geldim. Oo. Evet. Yani Macarca'yı orada Macaristan'da yaşadığım yarım için Almanca öğrendim. Yarım Almanca ne demek? Yarım, yani Almanca'yı çok az biliyorum. Derdini anlatacak kadar. Aynen öyle. O kadar yani. Akademik seviyede falan değil. Çocuklarla aramız nasıl? Yok, çocukları çok seviyorum hani. Aram gayet her zaman iyi olmuştur. Onlar da beni sevmiştir. Harika. O zaman başarılar diliyorum. Şimdi Mahşer'in 9 atlısıyla tanışalım isterseniz. Irmak, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın tatlım? Ben Irmak Yıldız, 5,5 yaşındayım. Büyüyünce ne olacaksın Irmak'cığım? Ben büyüyünce doktor olacağım. Teşekkür ediyoruz. Bal yanak Arda, bize kendini tanıtır mısın? Boğum boğum, çok tatlı. Ben Ercan, 3,5 yaşındayım. Güzel. Arda'cığım ne var ne yok? Var mı bir yenilik hayatında? Elma abla, biliyor musun? Ben ağzımla eğitim tutuyorum bak. Metronom. Küçük metronom. Ağzıyla ritim tutuyormuş. İşte ısırmalık, ondan sonra soğuk. Çocuklar kaçıyorlar. İşte ısırmayacaksın tatlım. Evet, Arda'ya teşekkür ettik. Evet, çakıl bebek. Nisan, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Nisan kadar 3 yaşındayım. Ay, bunu kapatayım. Bunu kapatayım diyor Allah'ım yarabbim. Sen büyüyünce ne olacaksın Nisan? Ben büyüyünce prenses olacağım Evrim abla. O zaten prenses de. İşte bir de büyüncesi var onun tabii. Peki neler yaptın bakalım bu hafta tatlım? Bir tane minder gibi bir şey biniyordum. Ablam çok kıldı demirdi. Düştüm. Ay, kıyamam. Nasıl düştün? Çok geçmiş olsun ya. Oyun alanında bir tane abla var. Ben bir tane bir şey binmiştim. Ben düştüm. Rezil oldum ben. Rezil oldum. Rezil oldum diyor ya. Yok ayol, niye rezil olasın? İnsanlık hali, düşmez kalkmaz bir Allah. Hepimiz düşmüşlüğü yok mu? Tabii canım. Bu yaşımıza geldik hala düşüyoruz. Teşekkürler Nisan. Evet, ikizler. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tatlılarım. Ben Kuzey Demir, 5 yaşındayım. Ben Sarp Demirel, 5 yaşındayım. Büyüyünce ne olacaksınız peki? Ben büyüyünce polis olacağım. Ben de büyüyünce polis olacağım. Öyle bir gidiyorlar. Mucitti, polisti, ninjaydı, süpermendi, bir şeydi sürekli derken. Sürekli değişiyor değil ama mi? Ama polis bir baki yani. Hep bir polis kafalarında var. Neler yaptınız bakalım bu hafta? Evim abi, biliyor musun? Biz sinemaya gittik. Allah Allah, ne güzel. Ne izlediniz? Güzel miydi? Beğendiniz mi? Evet, güzeldi. Adam top atıyor duruyor. Top atıyor duruyor, o kadar. Tamam, öyle olsun. Peki. Buckingham'ın prensesi Henna. Da sıra. Hoş geldin Henna. Bize kendini tanıtır mısın? Ben anne bebeğim, 4 yaşındayım. Henna'cığım ne var ne çok? Evim abla, biliyorsun hayamın köpeği var. Adı da Chester. Adına Chester koymuş. Güzel bir isim. Chester. Valla. Güzel isim koymuş alan yani. Değişik değil mi? Chester. Evet. Ama sanki sen olsan o köpüşün sahibi, sanki başka isim koymak isterdin gibime geldi. Ben olsam Yoli koymak isterdim, Yoli. Ne? Ne koymak istedim? Yoli. Yoli. Loli de güzelmiş. Body. Abim olsa ismine patlıcan koyurdu. Çünkü tatlış olduğu için. Patlıcan dedi ya. Yani abinin tercihi çok ilginç olmuş, çok da yaratıcı. Neler yapıyorsunuz Chester'la? Chester'da aynı. Bazen çok kucağım taşıdığı için tırnaklarını koyuma sokuyor. Bazen de bacağıma sokuyor. Eyvah. Çünkü çok kucağımı taşıdığım için. Biraz yaramaz mı acaba bu Chester? Yok. Akıllı değil. Ama bazen bizim bahçenin hayasına çişini yaptı. Ama o kadar olacak hayatım yani. Onun bir eğitim, öğretim dönemi var değil mi? Ya evet. 6 aya kadar. Evet. O dışkılama dönemini öğretiyorsunuz. Öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. İstersen önümüzdeki bölümlerde getir, bir tanışalım Chester'la.
Efe, alemin en atarlısı. Hoş geldin. Bize kendini tanıt. Ben Efe Dadak. 4 yaşındayım. 1, 2, 3, 4, 5. Allah Allah, hızını alamadım. 4 dedin, 5 saydın. O ne olacak? Çünkü ben sana bir sürpriz yaptım. Hı-hı. Neymiş bakalım o sürpriz? Ben artık 4 yaşı bitirdim. Allah Allah. Doğum günün mü oldu şimdi senin? O, evet. Oldu. Bana hediye aldılar. Pasta üfledik. Sonra da 5 oldum. Yani iyi ki doğdun. Güzel bir yaş olsun da. Bak dahası var. Benim bildiğim kadarıyla senin doğum günün Kasım'da değil miydi evladım? Evet. Geçti. Bir ay sonra bekledim, unuttum. Benim yaşım artık değişmeli dedim. Evladım. Nasıl ya, Kasım'da 5 yaşına girip, yani 4 yaşında mı kaldın? Unuttun 5 yaşına girmeyi, anlamadım ki. İnsan doğum günü olmadan 5 yaşında olur mu ya? Öyle istemiş. Hayal dünyası. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ben oldum ama. Yani ben artık 5'im. Yani anneme dedim 5 yaşı yaptı beni. Vallahi unuttum de, ondan sonra senede 2 kere doğum günü kutla. Güzel iş kardeş. Uyanık seni. Evet, sıra geldi. Kutu bebeğim Ebrar'a. Hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Ben Ebrar Aile'deme bile 3 yaşındayım. Evet, sen büyüyünce ne olacaksın tatlım? Ben büyüyünce pilot olacağım. düşündüm. Halbuki çok istikrarlı. Pilot olmakta. Aylardır söylüyor. Ev hoşunun Meloş'u, hoş geldin, bize kendini tanıt. Ben Meysan Azbaş, 4,5 yaşındayım. Büyünce ne olmak istiyorsun tatlım? Ben büyünce anestezi avukat Beril'in almak istiyorum. Senin en sevdiğin hayvanlar hangileridir acaba? En sevdiğim hayvan panda ve dinozor, bir de kurbağa. Enteresan bir seçki. Dinozor. Maalesef dinozorların nesli tükendi. Panda da desen bir ya da iki kurbağa. Dünya üzerinde. Ama kurbağa maşallah, sürüsüne bereket. En azından oradan kurtarıyorsun. Ve Buckingham'ın diğer prensi Tuğra. Hoş geldin, bize kendini tanıt. Ben Tuğra, tam 4,5 yaşındayım. Güzel. Büyünce ne olmak istiyorsun sen? Ben büyünce ifacı olacağım. İstikrarlı. Güzel. Teşekkür ediyoruz Tuğra. İşte böyle mahşerin 9 tatlısını tanıdık. O zaman yarışmamız başlasın. Kuzey, sen dağınık mısın? Ne dağıttığı mı? Dağıtır mısın değil, dağınık mısın? Tanışır. Yemek yaparken unuttuğun şeyler oluyor mu hiç? Parça başarısız ustalar malzemelerini unutur. Ben asla unutmam, çok becerikliyim. Efe, insan neleri unutur? Niye sordunuz Evrim abla, bir şeyinizi mi unuttunuz? Kuzey, şimdiye kadar bir arkadaşın adını unuttun mu hiç? Bir keresinde ben Zafınkini unutmuştum. Ben senin arkadaşın değilim Kuzey, ikizinem. O yüzden unuttum zaten. Ben niye isimlerimizi karıştırmıyorum? Of, ben karıştırdım demedim, unuttum. Tamam, tartışmayın. Anımsatıcı ne demek? Anımsatanlara denir, onun işi budur. Ki okula gitmeyi unuttuğun oldu mu hiç? Bazı günler unutmak istiyorum ama hiçbir zaman unutmaz. Senin hafızan güçlü müdür peki? Tabii ki de güçlü çocuğum. Annen ya da baban hiç seni okuldan almayı unuttu mu? Evet, bir keresini unuttular. İt gitti, itti bitti gitti. Buğra. Bit itti itti, it bitti bitti. Bit gitti, it gitti bitti. İti de niye içmiş? Bit niye olmuş? Ama bitleri sevmiyorum. Buğra arkadaşım ya. Efendim, birinci turda çocuklarımıza bir soru soruyoruz ve çoğunluk ne demiştir önce onu tahmin etmenizi istiyorum. Bu doğru tahmin size kafadan 10 puan kazandıracak. Sonra çoğunluktaki çocuklarım kimlermiş, hangileriymiş, onları teker teker bulmaya çalışacaksınız. Her doğru çocuğum da size 20 puan kazandıracak. Fakat kötü bir haberim var. Bu turda en düşük puanı alan aramızdan ayrılacak. O yüzden ne yapıyoruz? Sıkı yarışıyoruz. Sorum şu. Anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Sen bana yakın olduğun için İlknur, seninle başlayalım. Çoğunluk ne demiştir? Anneler mi daha unutkandır, babalar mı adlı sorumuza? Anneler demişlerdir.
Anneler. Evet. Anneler demişlerdir. Seray. Anneler. Çoğunluk babalar demiş. Kız anne bir şey unutur mu anne? Ha, kadın bir şey unutur mu? Oradan da kendimize pay çıkaralım mı? Lütfen. Şuncacıklar bile çözmüş olayı. Yani pes. Şimdi hiçbiriniz puan alamadınız. Yine bana yakın olduğun için İlknur seninle başlıyorum. Çoğunluktaki çocuğum yani babalar diyen çocuğum kimdir sence? Efe. E soralım Efe'ye. Efe insan neleri unutur? Niye sordunuz Evrim abla? Bir şeyinizi mi unuttunuz? Yo ne unutmuş olabilirim ki? Mesela doğum günümü unutabilirsiniz. Ya senede iki gün doğum günü, iki kere doğum günü kutlayan birinin nasıl doğum günü unutulur Allah aşkına siz söyleyin ya. Yok. Biraz bana destek olun sürekli atar yapıyor. Ayrıca yeni bir yaşa girmeyi unutan sensin ne haber? Doğum günümü demedim Allah Allah ya. Hemen de yan çiz zaten. Ayrıca soru yine kaynadı. Söyle bakayım insan neleri unutur? Unutmakta da var. İnsan isterse her şeyi unutur. Unuttunuz dedin de ben de bir an bana unuttum. Doğru diyor ya. Evet. İnsan istese her şeyi unutur. Çocuktan al haberi. Peki sence kadınlar mı daha çok düşünür erkekler mi? Nasıl yani herkes çok düşünür. Ya bazılarımız daha az düşünemez mi sence? Az düşünecek şey az düşünür, çok düşünecek şey çok düşünür. Peki sen az mı düşünürsün çok mu? Ne düşüneceğime göre değişir. Ay ne kadar politik cevaplar vermiyor mu bana? Evet. Hakikaten politik cevaplar veriyor. Seray ne diyorsun? Bayağı politik. Değil mi? Evet. Öyle öyle yaparsan böyle, böyle yaparsan öyle, onu dersen böyle. Allah'ım biz de biliyoruz ama bilmediğimiz için sana soruyoruz. Peki cevap ver. Unutursan küserim, mektubumu keserim derler ya. Niye küsüp mektubu keseriz? Unutmuşuz işte o yüzden. Yani soruyorsun ya. Kısa ve net. O kadar ya. Peki deney yaparken bir şeyleri unutursan ne olur sence? Deney olmaz. Deney yapan adam hiç unutmaz. O zaman deney olmaz. Anladım. Soruyorum o zaman. Söyle bakalım anneler mi daha unutkandır babalar mı? Babalar daha unutkandır. Bravo. Tebrik ediyorum. İlknur 20 puan. Evet. Ali Mert. Ben... Hangi çocuğun babalar demiştir? Anneler mi daha unutkandır, babalar mı adlı güzide soruma. Ben Sarp ve Kuzey demek istiyorum. Bir şey soracağım, siz birbirinizin kıyafetlerini giyiyor musunuz? Hayır giymiyoruz. Bak bunlar aynı işte. Aynı kıyafeti giyiyoruz diye sormuyor. Birbirinin kıyafetlerini giyiyoruz diye soruyor. Hayır bir şey diyeceğim. Şu iki kıyafet yıkandı, ütülendi. Hangisi ne oldu, nereden biliyor? Zaten aynı kıyafeti giymiş oluyorlar. Değil mi? Farkında değiller. Kuzey, şimdiye kadar bir arkadaşın adını unuttun mu hiç? Bir keresinde ben Zafankini unutmuştum. Ben senin arkadaşın değilim Kuzey, ikizinem. O yüzden unuttum zaten. İkizler birbirine benzer, o yüzden işimi iyi karışıyor. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben niye isimlerimizi karıştırmıyorum? Of, ben karıştırdım demedim, unuttum. Tamam tartışmayın. Tamam ikizler. De biz birbirimize benziyoruz demez mi? O yüzden de adını unuttum. Ay çok alemsin. Kuzey sen dağınık mısın? Ne dağıttığı mı? Dağıtır mısın değil, dağınık mısın? Anlaşır. Anlaşılmayacaklar. Tamam sakin. Yani diyorum ki oyuncaklarınızı bir yerde unuttunuz oluyor mu hiç? Oyuncak hiç unutulur mu? Tabii. Unuttuysam unutuyorum. Peki ikizler dağıttığımız şeyleri toplamazsak... Orada olduklarını unutur muyuz? Nerede olduklarını? Orada olduklarını? Orası neresi? İşte o önemli. Dağıttığımız yer yahu. Oyuncak kutusundan ala ala dağıtıp kaybediyoruz ya. Ay Kuzey bugün yine formunda yalnız farkında mısınız? Neyse ana soruma geçiyorum o zaman. Sizce anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Bence babalar daha unutkandır. Bence anne de unutkandır. Hayır Kuzey, babam daha çok unutkan. Hayır, annem daha çok unutkan. Ne unutuyor mesela? Telefonu unutuyor. Anahtarı unutuyor. Babam cüzdanını unutuyor, kapağı çıkan anahtarını unutuyor, telefonunu unutuyor. Bütün her şey ne yapsın? Sizinle uğraşırken aklı dağılıyor onların da. Kolay mı ikizlerle uğraşmak? Vallahi. Bir değil iki ayol. Ne zor bir şey değil mi? Fena. Netice olarak ortak bir cevabınız var mıdır? Tekrar soruyorum. Anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Babalar! Bravo! 20 puan ikizlerden kazandık. Seray.
İzmir'in neresi? Karşıyaka. Geldiniz Güzel mi? Güzel yalı. Liseyi okudum ben İzmir'de. Aa. Fahri hemşeriyim ben. Buradan tüm İzmir'deki dostlarıma, arkadaşlarıma sevgiler. Evet. Ebrar demek istiyorum. Bence babalar demiştir. Ebrar, unutkan olmak ne demek? Her şeyi unutmak demek, her şeyi hatırlamamak demek. Senin böyle hatırlamakta zorlandığın şeyler oluyor mu peki? Olmaz mı? Bazen arkadaşlarımın adını unutuyorum. Çıkış filmi izlemeyi unutuyorum. Kaçınca çok üzülüyorum. Ay, tek üzüntün bu olsun değil mi yani? Çipski film izlemeyi unutuyorum. Peki Ebrar, sen anne ve babanın doğum günlerini hatırlıyor musun tatlım? Tabii ki de hatırlıyorum. Unutsam bile babam unutmaz. Anneme sürpriz yaparız. Ya da annem unutmaz. Babama sürpriz yaparız. Peki yemek yaparken unuttuğun şeyler oluyor mu hiç? Ne kadar hüzünlü sordum. Olmuyor. Sadece başarısız ustalar malzemelerini unutur. Ben asla unutmam. Çok becerikliyim. Herhalde. Bak, maşallah, bu söylene katılıyorum. Sana. Evet. Hı? Maşallah sana. Değil mi? İnsanlar neden not alır tatlım? Ödev yaptıkları için. Hayır hayır, öyle nottan bahsetmiyorum. Hani böyle küçük kağıtlara bir şeyler böyle not ederler ya, ondan bahsediyorum. He, annem gibi. Niye annen not alıyor? Annen unutkan biri mi? Soruyor, annemi sorun. Ben hatırladıklarını bilmem. Allah Allah. Tamam, ben sorarım Leyla'ya bir ara. Soruma geçiyorum o zaman. Tatlım, anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Babalar daha unutkandır. Bravo. Tebrik ediyorum Seray. Ebrar'dan 20 puan kazandın. İlknur. 6'da 2. 2 çocuğum kaldı babalar diyen. Melisa. Soralım. Melisa, sen unutkan mısın tatlım? Hangi konuda mesela? Mesela iş konusunda. Hani avukat olsan yasaları unutur muydun? Unutursam avukat olamam. Benim işlerimi de hatırlamak çok önemlidir. Peki herkes her şeyi hatırlayabilir mi sence? Hatırlayabilseydi unutkanlık olmazdı. Peki anımsatıcı ne demek biliyor musun? Anımsatanlara denir, onun işi budur. Anladım. Özel insanlar var anımsatıcı. Sen bir şeyleri unutmamak için neler yaparsın? Unuttuğum şeyin nerede olduğunu düşünüyorum. Soruma geçeyim mi? Geçin. Anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Anneler daha unutkandır. Şimdi 5'te 2 olacak. Ali Mert. Tuğra demek istiyorum. Tuğra. Seçelim Tuğra'yı. Tuğra, okula giderken eşyalarını evde unuttun oluyor mu hiç? Evet. Bir kere de çantamı unuttum. Bir kere de ayakkabı giymeyi unutmuştum. Hayda. O gün nasıl gittin okula? Bak şimdi merak ettim. Ayakkabı giymeyi unutmuşmuş. Peki okula gitmeyi unuttuğun oldu mu hiç? Bazı günler unutmak istiyorum ama hani hiçbir zaman unutmaz. Herhalde. Sen unutsan anneler unutmaz. Annen unutmaz bir kere. Tuğra, hiç unutamadığın bir anın var mı senin? Benim hiç unutamadığım bir anı yok Erim abla. Normal. Daha yaşın çok genç. İnşallah ileride çok anılar olur değil mi ablası? Olur ha, olur. Abisi. İnşallah. Değil mi ablası? Evet. Dün gibi ne demek biliyor musun? Dün gibi demek, bugün daha da dün gibi demek. Emin misin? Hani bazen bazı şeyleri dün gibi hatırlıyorum deriz ya. Ben dünü değil, her gün hatırlıyorum, unutmam. Vay be. Buckingham'lı olmak bunu gerektiriyor. Peki söyle bakalım, sence anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Anneler daha unutkandır. Ay, ne oldu, nazarlara geldiniz. Hemen bulduk. Tak 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 ya. Gittiniz. Şimdi bir Seray. Şansın evet. Artıyor. 4'te 2'ye düştü. Ama ben Henna demek istiyorum. Soralım. Henna, güçlü hafıza ne demektir tatlım? Eğer hafızamız düştüyse sürprizi unutmaz çocuğum. Ne var ki bu soyda? Peki, hafızanın da böyle kasları var mıdır? Çok güçlü mü? Ben hasta olayım. Hani ona neden güçlü diyoruz? Beynimizin kasları var tabii ki. Koyuyor mu var? Nasıl soruya soruyorsun böyle? Hafızamızın güçlü olması için neler yemeliyiz tatlım? Bol bol sebzeyiz, et yemeyiz, balık yemeyiz. Bir de galiba ceviz yemeyiz. Anladım. Senin hafızan güçlü müdür peki? Tabii ki de güçlü çocuğum. Ben her şeyi yiyorum. Yeme soruyor muyum?
Sinirlenme, tamam, sakin. Okuldaki derslerimizi unutmamak için neler yapmalıyız? Bol bol tekrar etmeyiz. Dedesi güzel dinleriz. Acaba ne yapsam? Başka ne düşünürsem? Bence bu ikisi yeterliydi, değil mi? Peki sen bebekken neler yaptın, hatırlıyor musun? Ama hatırlamıyorum ama annem anlatıyor ben sen. Çok uslu bebekmişim. Şimdi kaç yaşında doğduğumu söyleyeyim. İlk önce annemin karnındaydım. Sonra çıkardı ya, daha bir yaşındaydım. Sonra 2 yaşı, sonra 3 yaşı, sonra 4 yaşı geldim. Birazcık daha büyüyeceğim, 5 yaşı geleceğim. Olay bir hafızası var değil mi? Tabii. Gerçekten. Müthiş. Soruma geçiyorum o zaman. Tamam. Söyle bakalım, anneler mi daha unutkandır, babalar mı? Babalar daha unutkandır. Bravo. 20 puan Hena'dan kazandı. İlk Nur. 3'te 1. Irmak. Soralım. Irmak. Orman gözlüm, sen günlük tutuyor musun? Evet, tabii ki de tutuyorum. Benim çok güzel defterlerim var. Neden günlük tutuyorsun peki? Yaşadığım şeyleri unutmayayım diye. Aslında Evrim abla, ben yazmayı biliyorum diye düşünüyorsunuz. Ama ben yazmayı bilmiyorum. Annemle babam bana yardım ediyor. Ya da teyzem. Hangisi olursa. Oh, bayağı asistan tutmuş kendine. Arzu, Şaban, teyzesi. Oh, ne güzel. Irmak, gözden uzak olan gönülden de uzak olur, ne demektir? Görmediğimiz insanları çok özleriz, hatta unuturuz. Peki sence gülmeyi unutan insan olur mu? Bir düşüneyim. Aklıma bir şey geldi. Aslında olmaz. Ama biz eski okulumuzda bir tiyatro yapıyorduk. Orada bir tane kız vardı. O da bendim. Hiç gülmüyordum. Gülmüyordum. Tiyatrodan bahsedince bir anda diksiyon, artikülasyon, her şeyi bir düzeldi. Bilmiyordum, görüyordum. Aynen. Peki Irmak, annen ya da baban hiç seni okuldan almayı unuttu mu? Evet, bir kere seni unuttular. Eyvah. Yok canım. Nasıl oldu bu? Annem babamı almayacak diye gelmedi. Babam da annemi alacak diye gelmedi. 1 saat okul bahçesinde beklemek zorunda kaldım. İyi canım, olur öyle yanlış anlaşılmalar arada, değil mi? Olur olur. Peki soruma geçiyorum. Anneler mi daha unutkandır yoksa babalar mı? Babalar daha unutkandır. Bravo. Teşekkürler Irmak. Bu arada Nisan ve Arda anneler dediği için azınlıktaki cevaptaki çocuklarım. O yüzden onları açmıyoruz. Şimdi Efe ile tekerleme köşesi. Efe'cim, keyifler nasıl? Eyvah. Bu bakış sıranın neye geldiğini hissettim anlamına geliyor sanırım, değil mi? Eyvah. Evet. Neyse, korkunun ecele faydası yok kardeş diyorsun ya bana. Sıra bende. Buyurun. İt iti itti, bit iti itti, it biti itti, bit gitti, it gitti, itti bitti gitti. Hadi bakalım. Ay yapma ya. Ne o, o ne? Hayırdır? Buğra. Tekerleme. Hadi söyle. Bit iti itti, it biti bitti, it bitti bitti. Bitti, bitti, bitti. Bit gitti, et gitti, bitti. Oldu. Kusura bakma. Hem de atarlanma ama. Söyleyemedin Efe. Bitti niye içmiş? Bit niye olmuş? Ayıp değil mi? Ben köpekleri çok seviyorum hep. Ama bitleri sevmiyorum. İt bitti, etmiş, it bitti, etmiş. Buradan anlaşayım ya. Ay. Baba bakışa bak. Oy. Ay Efe'yi kızdırmayı çok seviyorum. Hep mantık arıyor. Her şeyde ya. Her şeyde. Ya politik cevap ya mantık. Ah. Ay Mert. Bildik, eğlendik. İyi ki geldin, seni tanıdık. Teşekkür ederim. Ama bir şey söyleyeceğim. Kız arkadaşım burada en azından. Evet. Bakalım belki finale o kalır. İnşallah. Seni tatile o götürür. Hayırlısı olsun. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür seni tanıdık. Ederim. Memnun olduk. Hayatta başarılar diliyorum. Sağ olun. Şansın devam ediyor. O zaman ikinci tur başlasın. Peki meyveli pastaya hangi meyveler konsa daha güzel olur sence? Muz, çilek, portakal, kivi. C vitamini hangi meyvelerde bulunur tatlım? C harfi başlayan meyvelerde. Sahi hangi meyve var C ile başlayan tatlım? Ceviz.
Sen pastayla ilgili bir şarkı biliyor musun peki? Yol ettim koca pastayı, bıraktım boş tabağı. Senin gibi yaramaz, dolap açık olamaz. Senin beslenme çantan var mı tatlım? Var tabii çocuğum. Peki anneciğim, neler koyuyorsun içine? Ne koyayım başka sevse? Sen de anne gemiden çikolata koyayım. Şaka tabii ki de, koymuyorum. Efendim ikinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. Ekranda beliren çocuğum ne cevap vermiştir bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu arada her doğru tahmin size 30 puan kazandıracak. İyi bir haberim var bu sefer. En yüksek puan alan yarışmacım benimle finale gelecek. Evet. Sorum şu. Erik yazın mı yenir kışın mı? Ay çok zor. Evet eşit puandasınız. İlknur bana yakın olduğu için İlknur buton senin. Oo, çakıl geldi Nisan. Ne demiştir Nisan? Ne cevap vermiştir? Yazın mı kışın mı? Yazın demiştir. Soralım. Hayvanlar meyve yer mi Nisan? Tadı güzelse neden yemesin Emrim abla? Peki sence ekşi meyveler mi daha güzeldir, tatlı meyveler mi? Tatlı meyve. Çünkü da onlar daha güzel. Aa, ekşi meyveleri sevmiyor musun? Hayır, pek sevmiyorum. Çünkü ağzıma bulaşıyor, ekşi geliyor. Şimdi bu soru bir çocuğa sorulmaz ama ben dayanamayacağım, soracağım. Sen dondurma seviyor musun? Tabii ki seviyorum, beyaz dondurma. Beyaz dondurma, vanilyalı seviyor. Peki sence erikli dondurma olur mu? Olmaz, çünkü onlar daha ekşi. Meyveli pasta sever misin? Seviyorum. Peki meyveli pastaya hangi meyveler konsa daha güzel olur sence? Muz, çilek, portakal, kivi. Valla bir şey söyleyeceğim, dur aklıma takıldı. Erikli dondurma olmaz diyoruz ama ya ben ıspanaklı kek yapan gördüm ya. Ispanaklı kek. Tabii. Yani ben şunu demek istedim. Ispanaktan kek yapıyorlarsa bir gün erikten de dondurma yapabilirler. Yaparlar. Peki Nisan'cığım sen pastayla ilgili bir şarkı biliyor musun peki? Anne karnım acıktı. Baktım dolaba çıktı. Yol ettim koca pastayı. Bıraktım boş tabağı. Senin gibi yaramaz. Dolap açık olamaz. Ekmek peynir yok muydu? O zaman da karnın tok muydu? Tok tok tok. Sana yemek yok. Seni gidi yaramaz. Orası ne kadar duygusal. Alkış. Bravo. Çok güzel söyledi değil mi? Hayatımda duyduğum en güzel şarkılardan biri. Ana sorumuzu soruyor. Sor. Erik yazın mı yenir kışın mı? Yazın yenir. Bravo. 30 puan Nisan'dan kazandık. Sıra geldi Sera'ya. Efe. Efe ne cevap vermiştir? Erik yazın mı yenir kışın mı? Yazın demiştir bence. Soralım mı? Efe sen meyve sever misin? Seviyorum da ama bu cevapta ne be? Pas. Mı? Maalesef formatımızda pas seçeneği bulunmamaktadır. Ayrıca seviyorum dedin zaten. Neyi pas geçtin anlamadım. Hangi meyveleri seversin söyle. Portakal. Elma. Armut. Patlıcan. Patlıcan. Evladım bu pek meyve olmadı sanki ha? Sebze değil mi? Tamam da 3 meyve sayıp ardından bir sebze söylüyorsun. Patlıcan diyorsun. O sebze onu biliyoruz. Yani soruyu ne unuttum. Yapmaya çalışıyor? Manipüle mi ediyor soruyu acaba anlamadım. Meyve diyorum çocuğum meyve. Elma, armut, portakal. Bir de şu en gerekli şeyi istiyorum. Tabii ki sarı elma. Peki o en gerekli sarı elmayı çok yer misiniz Efe Bey? Çok yersin, çok sıkılırız Evrim abla. O da doğru. Yine politik bir cevap. Bıktırmamak lazım insanı kendini. Her meyveyi her mevsim yiyebilir miyiz sence Efe? Bulursak niye yemeyelim Evrim abla? İşte bulabilir miyiz? Ben de onu soruyorum tatlım. Onu sormuyorsun ki. Yiyebilir miyiz diye soruyorsun. Tamam. Sorumu değiştiriyorum. Efecan, her meyve her mevsim var mıdır? Bazıları vardır, bazıları yoktur. Çok net bir cevap olmadı sanki Efe.
Sen hiçbir cevabımı beğenmiyorsun Evrim abla. Beni sinir etmeye mi çalışıyorsunuz? Nereye vermiş ya? Git market al. Tabii ki de amacım bu. Senin, ya sen sinirlenince çok güzel oluyorsun, çok tatlı oluyorsun. Tam bir ısırmalık olmuyor mu ya? Evet. Bayılıyorum. Tamam, son sorumu soruyorum o zaman. Söyle bakalım, erik yazın mı yenir, kışın mı? Erik yazın yenir. Bravo. 30 puanı falan kazandık. Evet, ilk nur buton senin. Buckingham'ı mı geldi? Henna. Henna ne demiştir? Erik yazın mı yenir, kışın mı? Yazın yenir demiştir. Soralım. Henna, beslenme çantası ne demek tatlım? Beslenme çantası içine yiyecekler koyuyor. Okula götürmediğimiz çanta olur. Sebze, yer, meyve, isterseniz işte başka bir yemek daha da koyabilirsiniz. Peki senin beslenme çantan var mı tatlım? Var tabii çocuğum. Peki anneciğim, neler koyuyorsun içine? Onun için tabii ki de ne koyayım başka sebze. Tatlım yemek daha koyuyorum. Ben sen de anne gemiden çikolata koyuyorum. Şaka tabii ki de koymuyorum. Tabii tabii şaka şaka annesi. Şakacıktan koymuyor, hiç öyle şeyler koymuyor. Çikolata koymuyorsun, meyve koyuyor musun peki? Elma koyuyorum, havuç koyuyorum. Bazen sebze olarak mayo koyuyorum. Annem benim sevmediğim bir şey koyuyorsa ben ona arkadaşlarıma veririm. Arkadaşlarım da istemiyorsa. Sus, tamam dur. Tamam, o kadar itiraf bana fazla. Sana da fazla gelir. Bunun akşam eve gitmesi var bir de. Aman. Henna, sorumu değiştireyim. Armudun sapı, üzümün çöpü ne demektir? Meyveyi ve sebzenin çekirdekleri vardı. Ben ona çekirdekleri onayını atıyorum. Ben bu sadece ayıktayım onlara. Aslında ben mayındayım ayık. Yeri çok güzel. Yeşil erik mi daha güzel, kırmızı erik mi? Tabii ki de yeşil. Neden yeşil erik daha güzel? Çünkü onun rengine bayılıyorum. Ama tabii ki de bazen de ağzından çıkarıyorum. Çünkü bazen içinde bir şey var kocaman. O çekirdeği olabilir mi acaba? Hayır, kocaman bir şey var. Peki soruma geçiyorum o zaman. Hı-hı. Erik yazın mı yenir, kışın mı? Erik kışın yenir. Şu an eşitsiniz. Seray bilirse eşitliği bozacak ve bir adım öne çıkacak. O halde buton senin. Arda. Bal yanak Arda. Erik yazın mı yenir, kışın mı? Ne demiştir Arda? Yazın demiştir. Soralım. Sence meyveler mi daha güzeldir? Sebzeler mi? Bence sebzeler daha güzel Emre abla. Niyeyse ben senden meyveler cevabı bekliyordum ama sen sebzeler dedin. Neden sebzeler daha güzeldir tatlım? Çünkü çok faydalı. Güzel. Erik seviyor musun sen? Ben eriği çok seviyorum. Sence erik tatlı mıdır, ekşi midir? Ekşidir çünkü erik yiyince ağzım zayıf oluyor. Gözlere bak. Çok tatlı. Ekşi başka ne yiyince öyle garip oluyor insanın ağzı? Limonda da oluyor aynısı. Sence erik şekerle mi yenir, tuzla mı? Hiçbir şey balık yenmez. Çünkü erik olduğu gibidir. Peki benden sana bir tavsiye, bu yeşil kütür kütür erik var ya, onu böyle tuzla yemeyi bence bir dene. Soruma geçiyorum. Erik yazın mı yenir, kışın mı? Erik kışın yenir. Evet. Basıyorum. Senin için son tur. Onun için biraz sonra gelecek. Bu ton senin. Değil. Mutfakların prensesi. Evet. Ne demiştir Ebrar? Mutfakların prensesi olduğu için bilmiştir diye düşünüyorum. Yazın, yazın demiştir. Soruyorum. Evet. Ebrar, seni sevmediğin bir meyve var mı tatlım? Ben karpuz yemeyi hiç sevmem. Çünkü çekirdekleri sürekli ağzıma geliyor. Ama annem ayıklarsa yerim. Ya annem ayıklarsa ben de yerim, Allah Allah. Zahmetsiz, ne güzel. Peki söyle bakalım. Armut piş, ağzıma düş. Ne demek sence? Yani armudu pişirip yemek demek. Böyle armudu ortadan keseriz. Fırına koyarız. 10 dakika sonra çıkartıp yeriz. Buyurun, kaşla göz arasına tarif verdi 2 dakikada. Peki Ebrar, C vitamini hangi meyvelerde bulunur tatlım?
C harfi başlayan meyvelerde. C harfli başlayan. Değişik yaratıcı oldu. C harfinden başlayan. C'den çilek var da C'den ne var? C. Sahi hangi meyve var C ile başlayan tatlım? Ceviz. Buyurun. Ceviz meyve mi? Bilmiyorum ama ağacı olduğunu görmüştüm. Ağaçta oluyorsa meyve olabilir. Ha, bütün meyveler ağaçta mı yetişir yani? Ağaçta mı olur? Evet. Mesela armut ve kivi ağaçta olur. Peki sence çilek ağaçta mı yetişir, yerde mi? Evrim abla, yağmurda çok büyük bir çilek ağaçların yanında koşuyordum. Çok güzel kokuyordu. Soruyu mu geçiştirdi? Beni mi oyaladı anlamadım. Sen erik sever misin tatlım? Bayılırım. Kocaman bir kase yerim. Annem bana her zaman erik alınır. Güzel. O zaman soruma geçiyorum. Erik yazın mı yenir, kışın mı? Yazın yenir. Bravo. Tebrikler, 30 puan Ebrar'dan kazandık. Şimdi Seray, bilirsen aranızda bir eşitlik malum. Son bir oyun, bozma oyunu oynayacağız. Bilemezsen ne daha edeceksin bize? Ahu, Irmak ne demiştir? Yazın demiştir. Yazın, soralım. Irmak, sen Temel Reis'i tanıyor musun tatlım? Tanıyorum tabii, çok güçlü biri. Güzel, peki gücün nereden alıyor Temel Reis? Ben izledim çizgi filmini. Her ıspanak yemek istemediğimde Temel Reis izlerim. Çok ıspanak yiyip çok güçleniyor. Ben de yemeğe karar veriyorum. O kadar güçlü oluyorum ki. Duyamazsınız. İzliyorum, izliyorum. En sonunda bir şişman bir adam geliyor. Temel Reis'i böyle sıkıca bağlıyor. Bir robotunu... yeme gidirmeye çalışıyor. O da diyor, bana ıspanak verir misin diyor. O da ona ıspanak veriyor. Sonra ipleri çözüyor. Hemen aşkını buluyor, sarılıyor. Ha, aşk Sabine demişken, sen biliyor musun Temel Reis'in aşkının adını? Selif Naz. Anladı, Selif Naz. Selif Naz ne kız? O yeni versiyon. Safi Naz olmasın Ormak'cığım. Peki sen ıspanak yiyince kendini Temel Reis kadar güçlü hissediyor musun? Hissediyorum. Hatta onun gibi kaslarım bu kadar oluyor. Ama şu an düşük. Çünkü hiç ıspanak yemiyorum. Tamam. Programdan sonra sana ıspanak takviyesi yapalım değil mi ablası? Şöyle olsun kasları. Benim çok merak ettiğim bir şey var şu hayatta. Neden bu tavşanlar en çok havuç yemeyi severler? Yuvaları yerin altındadır. Havuç damarın da yerin altında. Oradan alabilirler. O yüzden. Peki sence erik mi daha güzel, kiraz mı? Bana göre ikisi. Hiç ayrım veremiyorum. İkisini de çok seviyorum. Ben de hiç ayrım veremiyorum. İkisini de çok seviyorum. İkisini de. Soruma geçiyorum. Tamam. Erik yazın mı yenir, kışın mı? Erik kışın yenir. Ya size tiyo da veriyorum. Takıldınız, bir yazdır gidiyorsunuz. Neyse. Sıra geldi Ebrar'dan al tarifi bölümüne. Ebrar, ne tarif vereceksin bugün bize? Evrim abla, kağıt kalemler hazır mı? Bugün size zeytinyağlı inciler yapacağım. Of, tam da mevsimi değil mi? Her yerde bulunur taze taze. Buyurun. Önce malzemeler. 6 acık enginar. 1 adet havuç. 1 adet patates. 1 su bardağı bezelye. 1 adet soğan. 1 çay bardağı zeytinyağı. 1 adet limon. 1 çay kaşığı şeker. Tuz ve 1 bardak su. Patatesle havuçları doğrayalım. Soğanı da doğrayalım. Bezelyeni de ekleyelim. Hepsini tencereyle karıştıralım. Ama soğanlı havucu ayrı yerde yapalım. Bunları da ekleyelim. Enginarı limonla ovalım. Tencereye dizelim. Üstüne malzemelerimizi koyalım. Şekerli tuz da koyalım. Üstüne zeytinyağı dökelim. Suyumuzu da dökelim. Kapağımızı kapatalım. 20 dakika pişirelim. Sonra servis tabağına alalım. Herkese afiyet olsun. Ellerine sağlık Ebru Usta.
Teşekkür ediyoruz Seray. Ben teşekkür ederim. Bir soru ya, bir şey. Evet. Değil mi? Bir çocuk bayağı kaybettim. Neyse, o sağlık olsun. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Geldim. Tebrik ederim. Ne güzel yarışmacılar var. Final oyunumuz başlasın. Ay, iki sevgiliydi, devirdin. Daha çok şansları yüksekti ama ben kendimi hani o yanlarında yine diyordum %33 falan hesaplıyorduk dışarıda şans oranımızı. Daha düşüktü ya. Ama tersine döndü olay. Şimdi bu turda 5 çocuk seçmeni isteyeceğim. Tüm çocuklarıma farklı farklı sorular sorduk. Hı hı. Seçtiğin çocukların cevaplarını doğru tahmin etmeye çalışacaksın. Artık puanlar benden değil, onlardan. Tamam. Şimdi bu arada tekrar hatırlatayım. Tatil ödülünü kazanman için 500 puan toplaman gerekiyor. Hadi seçelim. Efe, Ebrar. Efe, Ebrar. Nisan. Irmak ve Henna. Irmak ve Henna. O zaman Henna ile başlayalım. Başlayalım. Renk vermemek ne demektir diye sorduk. Sence bilmiş midir, bilememiş midir tatlım? Bilememiştir. Soruyorum. Henna, senin en sevdiğin renk hangisi? Benim en sevdiğim renk tabii ki de mavi. Çünkü mavinin rengi çok da parlak. Henna, çamaşırları yıkarken yanlışlıkla renklerle beyazları bir arada yıkarsak ne olur? Renkten karışır ve renkten ayıramayız. O zaman söyle bakalım Henna, renk vermemek ne demektir? Yeşil, pembe, turuncu, mavi. Tamam, teşekkürler. İyi ki bilemedin, orada kal, puan alacağız senden. Nisan'a ele avuca sığmamak ne demektir diye sorduk, ne demiştir? Bilmiş mi? Bilememiş. Bilememiştir. Soruyorum. Nisan, seni en çok ne heyecanlandırıyor? Doğum günümde yazdık yazda. Ay, acaba kutumun içinden ne çıkacak diye merak etsem. Bu kutunun tam istediğim gibi olsa. Ay, ben de çok heyecanlandım dersen başlar oynamaya, öyle olur mu? Aynen öyle olur zaten. Sesine bayılıyorum. Peki sen doğduğunda kaç kiloymuşsun biliyor musun? Ben doğduğum zamanlar bu kadardım, küçücüktüm. 2,5 kiloymuşum. Hala da küçücük. Bu kadar. Peki ele avuca sığmamak ne demek Nisan? Çok büyük, senin kucağına almamız demek. Ha. Teşekkürler bilemediğin için. Orada kal, puan alacağız. Efe'ye çok ileri gittin ne demektir diye sorduk. Sizce bilmiş midir? Bilmiştir. Fazla ileri gidiyorsun İknur. Soruyorum o zaman, tamam. Sen hiç arkadaşlarına tartışırken söylememen gereken şeyleri söylüyor musun? Söylememem gerekiyorsa söylemiyorum evrim abla. Söylediysem söylemem gereken şey o. Peki annen ve babanla bir yere giderken onların yanında mı yoksa önünde mi yürürsün? Ben önlerin önünde pat diye geçiyorum. Bak şöyle, böyle koşuyorlar, yürüyorlar. Ben arkadayım, pat geçtim bile. Yani arkada yürüyorum, yan yana geldiler. Ben arkadayım, sonra da pat, annemi ki çekilir misin dedim, pat. Neyse, ben şey demeyeceğim. Soruma geçiyorum. Hani bazı insanlara çok ileri gittin denir ya, ileri gitmek ne demektir Efe? Koşarak en ileri gitmek demektir. Ben koştuğumda hep ileri giderim. Şaşırdı çocuk. Efe gitti. Şaşırdı. Niye? Gitti. Ablası bilemedi onun tahminini. Evet. Ebrar, kutu bebeği mumla aramak ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Soruyorum. Sor. Elektrik kesildiğinde mum yakıyor musunuz evde? Sadece elektrik kesildiğinde değil, özel günde de yakarız. Ay, ben de bayılırım evde böyle mum yakıp. Evet, harika. Of, böyle ışıklar. Peki seni kaybettiğin ve çok özlediğin bir şeyler var mı tatlım? Bir kesimde bu bilekliği kaybetmiştim Evrim abla. Uyurken tam gitmişti oraya, ondan sonra almıştık. Oraya gitmiş miydi? Oraya gitmişti. Ben bakmıştım. Karıncalar yetti mi yemedi mi? Tek kabusumuz karınca bu arada. Hayatta korktuğumuz tek şey. Neyse ki yememişler de bulmuşsun diyelim. Mumla aramak ne demektir Ebrar? Yani karanlıkta mum yakarak önümüzü görmek demek. Son mu? Son. Gece kuşu ne demektir diye sorduk Irmağa. Bilmiş midir? Bilememiş midir?
Bilememiştir. Tamam. Sen kuşları seviyor musun? Tabii ki de seviyorum Evrim abla. Güzel. Peki akşamları kaçta yatıyorsun? Akşam saat 9'da yatıyorum. Ama 8'de yatarsam bir sürü masal okunuyor. Pazarlık mı var acaba evde? Tabii. 8'de yatarsan çok masal okuyacağım, 9'da yatarsan az masal. Peki hiç annenin geç saate kadar oturmana izin verdiği oluyor mu? Hayır tabii ki de. Neden izin versinler ki Evrim abla? Onlar çok kızgınlar. Ben ne yapayım? Bunlardan kurtuluş yok. Allah Allah, bir anda. Satışı getirdi. Evladım, kızmakta haklılar çünkü çocukların erken yatması gerekiyor. Değil mi? Değil mi? Ne kadar güzel. Oh. Söyle bakalım, gece kuşu ne demektir? Baykuş kuşu mu demek istedin? Orada kal, puan alacağız senden. İyi ki bilemedin. Şimdi İknur ablası Henna ile başla. Majesteleri. Henna'cığım. Bir tanem. Bana çok güzel puan ver, tatile gitmek istiyorum lütfen. Henna. Henna. Hadi tatlım, elini verme sakın. Hadi. 50 puan. Oo, yapma zaten. Ya ben artık anlıyorum, yemin ediyorum. Bak o kadar isteksiz. Ah öyle mi? O kadar isteksiz, o kadar... Tamam, beraber yapalım bunu. Ya ben söylüyorum ama sen de şey görmüyor çocuğum. Şimdi Nisan'da... Tamam, bunu sen den o zaman. Benim hadi başla. Tatile gitmek istiyorum, lütfen beni tatile gönder. Nisan, ha, güzel puan ver, beni lütfen zor durumda bırakma, seni seçti ablam. Lütfen Nisan. Çakılım benim. 100 puan! Hem çakıl hem çakır değil mi? Evet. 250 olduk, dur bakalım. Çıkmayan candan umut kesilmez. Ben Irmak'tan ümitliyim. Irmak'la biz... Irmak, evet Irmak. Bence de. Verir bence bir 250 en aşağı. 250 verse yetiyor zaten. Irmak Orman için... gözlüm. Orman sonra... gözlüm. Güzelim. Şiir sözlüm. Yetenek küpüm. Geleceğin starı. Minik star. Minik star. Geleceğin starı. Orman gözlüm. Hadi tatlım 250. Hadi, hadi lütfen. Beni tatile gönderir misin? 500. Ya işte bu be. Bravo. Çok yetenekliydim ama değil mi? Sen mi? Olaysın. Harikaydın. İyi ki geldin İknur. Seni tanıdık. Çok ben eğlendim ben kendi adıma söyleyeyim seninle. Ben de çok eğlendim. Çok mutluyum. Sana iyi tatiller ve hayatına başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun her şey için. Canlarım görüşürüz. Hoşçakalın. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.